HT360'dan merhaba. Bugün 15 Nisan Pazartesi, haftanın ilk iş günü. Artık bayram da bitti. Ben Dilek Gül efendim. Günün öne çıkan haberleriyle 2 saat boyunca birlikte olacağız. Ama önce bir manşetler diyelim. İran'ın İsrail'e yönelik misillemesinin ardından yoğun bir gündem var. Türkiye'de yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul edecek. Bu haberin ayrıntılarına bakacağız. Gelelim diğer başlığımıza. Türkiye'de işsizlik Şubat ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %8,7'ye geriledi. İşsiz sayısı ise 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. Detaylarını aktaracağız. Ve son başlığımız. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim var biliyorsunuz. Kasım ayında yapılacak. Dolayısıyla gündem yoğun. Başkanlar tartışılıyor ve tartışılan başkanlardan, adaylardan biri ise Donald Trump. ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD başkanı olacak. Dava bugün New York'ta başlıyor. Konuklarımız olacak. Ne anlama geliyor bu dava? Eğer herhangi bir yasak gelirse ya da cezaevine girerse Donald Trump nasıl bir süreç karşımızda olacak? Bunu da ayrıntılayacağız, aktaracağız. Ben Dilek Gül, HT360 başlasın o zaman. Peki MHP haftaya iki önemli toplantıyla başladı ve bu toplantılar sonrasında Bahçeli'nin yeni A takımı belirlendi. A takımında kimler var? Önemli değişiklikler var mı Mahir? Merak ediyorum. Tabii daha fazlası sende. Seni dinleyelim. Direkt toplantı yaklaşık yarım saat önce sürdü ve 15 kişilik başkanlık divanında 4 yeni isim olduğunu ifade edelim. Önce o yeni isimlerden bahsettim. Daha sonra görev dağılımına bakmakta fayda var. Türk dünyası uluslararası ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Kamil Aydın'dı. Aydın yerine İlyas Topsakal'ın görevlendirildiğini ifade edelim. Pelin Yılık aile, kadın ve engellerden sorumluydu. Onun yerine Ahmet Selim Yurdakul getirildi. Yine parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu genel başkan yardımcısı Filiz Kılıç'ın yerine ise Zuhal Topçu getirildi. Genel sekreter yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan siyasi ve sosyal işlerle protokol işlerinden sorumluydu. Özarslan yerine de Vahit Kayırcı getirildi. Bu dört isim yeni başkanlık divanında kendisine yer buldu. Bugün saat 15'te MHP lideri Devlet Bahçeli başkanında MK ve MDK üyeleri bir araya geldi. O toplantı bittikten sonra Bahçeli'nin A takım diye de tabir edilen başkanlık divanı üyeleri belirlendi ve yarım saat önce o isimler elimize geçti. Değişen dört ismi ifade etmiştim. Şimdi dilersen tek tek görev dağılımına bakalım. Semih Yalçın teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı aynen görevine devam ediyor. Fethi Yıldız yine hukuk ve seçim işlerinden sorumlu. Mustafa Kalaycı siyasi işler, parlamento ve hükümet ilişkilerinden sorumlu. Yine İsmail Faruk Aksu görevine aynen devam ediyor. Ekonomi ve sosyal politikalardan sorumlu. İsmail Özdemir yine aynen görevine devam. Medya, tanıtım ve halk ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Yine mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya görevine aynen devam ediyor. Kamil Aydın yerine İlyas Topsakal getirildi dedik. Topsakal Türk dünyası ve uluslararası ilişkilerden sorumlu olacak. İzzet Ulvi Yönter yine araştırma strateji geliştirmeden sorumlu genel başkan yardımcısı. Sadır Durmaz yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ki yakın zamanda ciddi bir mesai yapmıştı. Yine Sadır Durmaz da aynı görevine devam ediyor. Pelin Yılık aile, kadın ve engellerden sorumluydu. Onun yerine Ahmet Selim Yurdakul getirildi. Yaşar Yıldırım aynen görevine devam eden isimlerden bir tanesi. Yıldırım yine mesleki ve sivil toplum kuruluşlarından sorumlu olacak. Filiz Kılıç parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumluydu. Kılıç'ın yerine Zuhal Topçu getirildi. Genel sekreter İsmet Büyükataman görevine olduğu gibi devam ediyor. Tamer Osmanoğlu idari mali işlerden sorumlu genel sekreter yardımcısıydı. Görevinde bir değişiklik yok. Bahadır Bumin Özarslan siyasi ve sosyal işlerle protokol işlerinden sorumlu genel sekreter yardımcısıydı. Özarslan'ın yerine Vahit Kayırcı geldi. Değişiklikler bu şekilde. Dediğim gibi 15 kişilik A takımında, 15 kişilik başkanlık divanda 4 yeni isim söz konusu. 3 genel başkan yardımcısı ve 1 genel sekreter yardımcısı değişti. Yeni dönemde MHP lideri bu isimlerle yoluna devam edecek diyelim. Ve sözü MHP Genel Merkezi'ne tekrar size bırakalım. Dilek. Yani anlattığım bu değişikliklere ya da isimlere bakınca mesela Fethi Yıldız ya da Sadir Durmaz dediğin gibi çok mesai yapmıştı. Böyle önemli isimler mevcut yerlerini korumuşlar, öyle değil mi? Bunu söylemek mümkün.
Doğru. Dilek özellikle 4 isim belki de en çok dikkat çeken. Sadır Durmaz onlardan bir tanesi. Yerel yönetimlerden sorumlu. Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Semih Yalçın. Fethi Yıldız yine hukuk işlerinden sorumlu. Mustafa Kalaycı siyasi işlerden sorumlu. Ve İzzet Ulvi Yöntem. Bunlar MHP liderine en yakın isimler, en yakın kurmayları diyebiliriz. Dolayısıyla bu isimlerde herhangi bir değişiklik söz konusu değil, ancak totalde 15 kişilik başkanlık divanda 4 isim değişti. Bu da rakam olarak az değil aslında Dilek. Peki Mahir, çok teşekkürler. Editörümüz Mahir Kılıç'tan aldık MHP'deki bu değişikliği. Şimdi dönelim bir AK Parti'ye. AK Parti oy kayıplarının nedenini araştırmak için sahaya iniyor efendim. Türkiye'yi dinliyoruz projesi kapsamında bir saha çalışması olacak. Farklı etnik ve sosyal gruplara kulak verilecek. Yine emeklilerin yoğun olduğu şehirler başta olmak üzere 81 ildeki bu oy değişimleri analiz edilecek. Tabii hazırlanan rapor, tüm bu çalışmaların sonunda hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız. Farklı etnik ve sosyal gruplara kulak verilecek. İl il, bölge bölge analiz yapılacak. Hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. AK Parti yeni dönemin rotasını oluşturma çalışmalarına başladı. Seçim sonuçlarını analiz etmeye yönelik komisyon kurulmasının ardından Türkiye'yi dinliyoruz projesi için harekete geçildi. Proje kapsamında parti kurmayları yeniden sahaya inecek. Bu kez kendi seçmeni ikna etmek için değil, oy kayıplarının fotoğrafını çekmek için. İller kendi içinde gruplara ayrılacak. Kadın, genç, çalışan, emekli, yaşlı, engelli masalarının yanı sıra farklı sosyal ve etnik gruplara göre de masalar kurulacak. Çalışmalara 3-4 kişilik küçük gruplardan oluşan öncü ekiplerle başlanacak. Daha sonra mevcut ve önceki dönem milletvekilleri, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaretler gerçekleştirecek. Başta emeklilerin yoğun olduğu şehirler olmak üzere 81 ilde seçmene kulak verilecek. Ziyaretler rapor haline getirilecek. O rapora göre AK Parti'nin yol haritası yeniden belirlenecek. Ve Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplandı. 21-22 Nisan tarihlerinde ise CHP'li belediye ve il başkanları Ankara'da toplanacak. Gündemde neler var? Beklentiler neler olacak? Bunun için de Dicle Topçu'ya gidelim. Dicle, sanırım genel merkez önündesin. Masada hangi başlıklar var CHP içerisinde? Dilek Gül, evet senin de dediğin gibi CHP bugün Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda MYK toplantısını sürdürüyor. Aslında en önemli gündem maddelerinden birisi yerel seçim diyebiliriz. Yerel seçim sonuçlarına ilişkin süreç devam ediyor ve Özgür Özel kurmaylarından bu noktada bilgi alıyor. MYK toplantısı öncesinde genel merkezden bir duyuru yapıldı. Genel Başkan Özgür Özel YSK önüne gelecek ve Hatay için tam kanunsuzluk başvurusunda bulunacak. Biz de Yüksek Seçim Kurulu'nun önündeyiz. Tabii ki Yüksek Seçim Kurulu'nda 31 Mart'taki yerel seçim sürecinin itirazları mesaisi devam ediyor. Yüksek Seçim ne olmuştu? Hemen kısaca bir o süreci hatırlatalım. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin Hatay'daki seçimlerin yenilenmesi talebini reddetmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise birkaç gün önce YSK'ya tam kanunsuzluk başvurusunda bulunacaklarını duyurmuştu. Bu kapsamda bugün MYK öncesinde bu açıklama yapıldı. Saat 16.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurmaylarıyla beraber buraya gelecek ve Hatay için tam kanunsuzluk başvurusunda bulunacak. Dediğim gibi dakikalar sonra gözler buraya çevrilecek. Genel Başkan Özgür Özel YSK'nın önüne gelecek ve Hatay için tam kanunsuzluk başvurusunda bulunacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel az önce de belirttiğim gibi bugün aynı zamanda MYK toplantısına başkanlık ediyor. Saatler 16.30'u gösterdiğinde Genel Başkan Özgür Özel YSK önüne gelecek. Genel Başkan yardımcıları birlikte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin tam kanunsuzluk hali nedeniyle bir başvuruda itiraz başvurusunda bulunacak ve ardından kameraların karşısına geçecek ve basına açıklamalarda bulunacak. Topçu, çok teşekkürler aktardığın detaylar için ve CHP'nin MYK gündeminde Dicle'den aldık. Gelelim İyi Parti'ye. 27 Nisan'daki kurultayda genel başkanlığa adaylığını açıklayan İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu bir basın toplantısı düzenledi efendim. İyi Parti eskinin devamı değil, yeninin başlangıcı olacak. Genel başkan olursam iktidar için çalışacağız dedi. 2024 yılı sadece Türkiye için değil, tüm dünya için aslında bir seçim yılıdır. Türkiye'de ve dünyada
siyasi paradigmaların değiştiği bir yıl olacaktır. Biz İYİ Parti olarak yeni şartların gerektirdiği yeni bir vizyonla eskinin devamı değil, yeninin başlangıcı olacağız. 27 Nisan kurultayında üst kurul delegelerimizin teveccühüyle ve takdirleriyle İYİ Parti Genel Başkanı olduğum takdirde yeni oluşturacağımız kadrolarla partimizin içinde bulunduğu siyasi şartların muhakemesini yapacağız ve önce Türk milletinin, sonra ise partimizin çıkarları için en doğru stratejiyi belirleyerek İYİ Parti'nin iktidarı için birinci günden itibaren çalışmalara başlayacağız. Ben inanıyorum ki partimizi o ya da bu siyasi partinin, iktidarın yahut muhalefetin uydusu haline getirmeye çalışanlara karşı en güzel cevabı 27 Nisan akşamında İYİ Parti'nin bizatihi kendisi verecektir. Ve YSK'ya işte partilerin itiraz süreçleri var. İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na tam kanunsuzluk başvurusunda bulundu. İYİ Parti Ordu'daki seçimde geçersiz oy pusulalarında kırılma, katlama izi olmadığı ve 95 sandık kurulunda memur olması gereken kişilerin siyasi parti üyesi olduğu iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü itiraz başvurusu yapmış. YSK da bu başvuruyu reddetmişti. İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Tolga Öztürk, Yüksek Seçim Kurulu'na tam kanunsuzluk nedeniyle seçimin yenilenmesi başvurusunda bulunduklarını açıkladı. Öztürk emsal kararlarda görüleceği üzere başvuruya konu kişi bilgilerini YSK ile paylaştığımız 95 sandık kurulu başkanı ve memur üyesinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından sorduktan sonra karar verilmesini talep ettik ifadelerini kullandı. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimden sonra ilk meclis toplantısında konuştu. Hizmet anlayışımızda hiçbir kesim bir diğerinin düşmanı değildir. Yönetim anlayışımızda partizanlık yok dedi. Hizmet anlayışımızda hiçbir kesim bir diğerinin düşmanı ve hasmı değildir, olamaz, olmamalıdır. Partizanlık asla ama asla bizim yönetim anlayışımızda net olarak yoktur. Bu kadim şehir her geçen gün geleceğe aşikar olan deprem riskine yaklaşırken particilik yapamayız, yapmamalıyız. Bu yeni dönemde sırt sırta verebilirsek şehrimizin her ilçesinde yaşam kalitesini kat kat arttırabiliriz. İstanbul'un çevre, ulaşım ve trafik sorunlarını hızlıca hep birlikte çözebilelim. Irak'ın kuzeyinde operasyonlar vardı. 16 PKK'lı öldürüldü. Bakalım detaylarına. Operasyona ilişkin detaylar Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde terörist grubun tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Hava harekatı düzenlendi. 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi denildi. Yine bir başka operasyon adresi Asos bölgesiydi ve burada düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı öldürüldü. Bakanlık bu operasyonlara ilişkin yapmış olduğu açıklamasında terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek ifadelerine yer verdi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Şimdiye kadar 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Peki bundan sonra süreç nasıl olacak, nasıl izleyecek devamında? Uzay Kesmen takip ediyor. Uzay, detayları ben biraz paylaştım ama nasıl bir yargılama ve soruşturma süreci yaşayacağız?
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma senin de söylediğin gibi sürüyor. Zaten olay olduktan hemen sonra arama kurtarma çalışmaları devam ederken daha ki yaklaşık 23 saat sürmüştü hatırlayacaksınız. Hemen bir soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti kurulmuştu ve bu bilirkişi heyeti arama kurtarma devam ederken bir yandan da olayın yaşandığı yerde aslında her şeyin başladığı Beşnoğlu teleferik ve etrafında detaylı bir keşif ve olay yeri inceleme çalışması yapmıştı. Şimdi bu ön raporun detaylarını birazdan zaten paylaşacağız ama toplamda 14 şüpheli dün itibariyle gözaltına alındı. Bu şüpheliler arasında Kepez Belediye Başkanı da var, Mesut Kocagöz. Peki Mesut Kocagöz neden gözaltına alındı? Çünkü Kocagöz belediye başkanı olmadan önce teleferik tesisini işleten şirketin genel müdürüydü. Bu kapsamda şüpheliler dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tabii burada merak edilen olayın nasıl yaşandığı, bunun aydınlatılması için pek çok cevap bekleyen soru var. Şüphelilere ifadesinde pek çok soru yöneltildi. Peki şüpheliler ifadelerinde neler söyledi? Hemen onları aktaralım. Teleferiğin yıllık ağır bakım kapsamında yaklaşık 3 ay süreyle bakıma alınması gerektiğini şüpheliler ifadelerinde söyledi. Ama bayramı, 9 günlük bayram tatilini ve yerel seçimleri gerekçe göstererek bu 3 aylık ağır bakımın biraz daha daraltılarak 2 hafta gibi bir süreye indirgendiğini söyledi gözaltına alınan şüpheliler. Ve bu 2 haftalık süre içerisinde de değişmesi gereken pek çok parçanın da değiştirilemediği de burada öne çıkan çarpıcı detaylar arasındaydı. Savcılığın sevk yazısına göre bu süre zarfında özellikle taşıyıcı makara sistemlerinin değişmesi gerekiyordu ama bu değişim işlemi iptal edilip ötelendi. Yani bir anlamda yeterli ve gerekli ağır bakım işlemleri yapılamamış oldu. Burada bir başka önemli detay daha var Dilek Gül. O da olay cuma akşamı saat 17.28'de meydana geldi. Bu olay yaşanmadan sadece dakikalar önce kabinlerde bulunan iki vatandaşın kabin içerisinde yer alan daire attan teleferik işletmesini arayıp buradaki Beşnoğlu teleferikte kıvılcımlar çıktığını söyledikleri de yine soruşturma dosyasına girdi. Yani olay yaşanmadan önce buradaki direkteki kıvılcımları kabinlerde bulunan iki vatandaş görmüş ve ihbarda bulunmuş. Şimdi savcılığın mahkemeye sunduğu sevk yazısında bilirkişi raporuna da yer verildi. Çünkü dediğimiz gibi olay yerinde keşif çalışması yaptığı 5 kişilik bilirkişi heyeti Cumhuriyet Başsavcısı vekili gözetiminde. Rapora göre kabinlere taşıyan halat makara sistemine sıkıştı ve bu yüklenme sonucunda Beşnoğlu direkt mukavemet gösteremedi ve yıkıldı. Civatalardaki deformasyondan da zaten bahsediliyor bu ön raporda. AFAD Başkanı Okay Memiş de bundan 2 gün önce sıcağı sıcağına olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken kırık bir civanın, civatanın bu kazaya neden olduğunu söylemişti. Ön raporda da benzer bir tespite yer verildi ve civatalardaki deformasyon nedeniyle bağlantı koptu ve devrilen direkt kabine çarptı şeklindeki tespitler de ön rapora yansıdı. Şimdi soruşturma süreci devam ediyor. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlarından mahkemeye sevk edildi. Aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şimdi yine bugün de olay yerinde yani özellikle Beşnoğlu teleferiğin bulunduğu yerde ki yaklaşık olarak teleferik hattı 1700 metre uzunluğunda bu hattın ortasına denk geliyor Beşnoğlu teleferik. Bugün biz de orayı Hakan Öztürk'le beraber drone kamerasıyla görüntüledik. Halen daha bütün olay yerindeki buradaki civatalar, yine kırılan direk ve parçalanan kabin duruyor. Olay yerine girişler emniyet ekipleri tarafından kesilmiş şu anda durumda ki olay yeri bozulmasın ve deliller karartılmasın diye. Bu maksatla bugün yine şu saatlerde de Cumhuriyet Savcısı gözetiminde bilirkişi heyetinin bir kez daha olay yerinde inceleme yapacağını ve buradaki civatalarının da toplanarak numunelerinde alınacağını öğrendik. Şimdi bir yandan da yaralıların tedavisi devam ediyor. En son aldığımız bilgi burada ikisi yoğun bakımda olmak üzere 6 yaralı hastanelerde tedavi altında. Biz de Hakan Öztürk'le beraber özellikle bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bu parçalanan kabinde yer alan yaralılardan birini hastanede ziyaret ettik. Kendisi o anları anlattı. Şimdi o haberimizi ekrana getirelim.
Ailesiyle bayram tatili için Antalya'ya gitmişti. Manzara izlemek için bindikleri teleferik babasının hayattan kopardı. 5-10 saniye falan duraksadı. Sonra tekrar harekete geçince biraz hareket etti, sonra aniden düştü işte. Tam olarak nasıl oldu bilmiyorum ben de. 4 kişilik Gümüş ailesi Aydın'ın Söke ilçesinde yaşıyordu. Avukat baba Memiş Enes Gümüş, eşi ve iki oğluyla birlikte bayram tatili için Antalya'ya gitti. Aile Tünektepe'ye çıkmak için teleferiğe bindi. Bir süre tesiste vakit geçiren aile dönüş yolunda kabusu yaşadı. Bir ara bir duraksadı teleferik. Teleferik direği onların bulunduğu kabine çarptı. Kabin parçalanınca 8 kişi kayalıklara düştü. Baba Memiş Enes Gümüş hayatını kaybetti. Anne Keziban Gümüş'le oğulları Fatih ve Lütfullah Gümüş yaralı kurtuldu. Düştük, bir ayağa kalkmaya falan çalıştım. Kendimi rahat bir yere atmaya çalıştım. Orada öyle zaten daha sonra kıpırdayamadım bir daha. Sağlık ekiplerini bekledik. Anne ve iki oğlunun tedavisi sürüyor. Böyle bir ihmal falan varsa inşallah yani adalet yerini bulur. İstiklal Caddesi'nde 2022 yılında hatırlayacaksınız 6 kişi hayatını kaybetmişti bombalı bir saldırı neticesinde. Dava görülüyor efendim, yine karar çıkmadı. Mahkeme heyeti duruşmayı 26 Nisan'a erteledi. Onu tutuklu 36 sanığın yargılandığı davaya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya aralarında bombayı bırakan sanığın da olduğu 6 tutuklu sanık katıldı. Diğer sanıklar ve hayatını kaybedenlerin yakınları ses ve görüntülü sistemle duruşmaya bağlandı. Duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmedi ve beraat talep etti. Mahkeme heyeti bu davayı sonuçlandırmak için duruşmayı 26 Nisan'a erteledi. Hatırlayacaksınız 2022'deki bu bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi de yaralanmıştı. Ve denizlerde av yasağı dönemi artık başladı. Yasağa uymayanları 200 bin lira para cezası bekliyor. Peki bu yasağın başlaması balık fiyatlarını nasıl etkileyecek? Detaylar Gülçin Hacı Evliyagil, Ayça'nın haberinde. Bir Eylül'de vira bismillah dediler. Sezonun sonunda tekneleri karaya demirlediler. Bereketliydi, güzeldi. Karadeniz ve Marmara'ya göre iyi çalışma yaptık, iyi para kazandık. Birkaç gün avunarım işlerimiz var. Ondan sonra sezonumuzu bitireceğiz. Ege'ye özgü sardalya, hamsi, tombiktir, istavrittir. Öyle idame ettirdik sezonumuzu. 1 Eylül'de vira bismillah dediler ve o günden bu yana denizde balıkçıların mesaisi vardı. Ancak şimdi ekmek teknelerini kapatma zamanı, 4,5 aylık av yasağı başladı. Endüstriyel avcılık yapan balıkçı teknelerini kapsayan 4,5 aylık av yasağı sonrası bu kez karada telaş var. Ağlarımızın bakımları olacak, teknelerimizin periyodik bakımları olacak. İşte makine arızalarımız, işte boya, tersane, karaya çekecek teknelerimizi karaya çekeceğiz. 4,5 ay böyle geçecek. Eylül'e kadar süreç böyle geçecek. Sezon içinde ağda oluşan hasarları yazın tamir edilmek için işaretliyoruz kaybetmeyelim diye. O yüzden ip bağlıyoruz, evet. Yunusların balıklara verdiği hasarlardan oluyor. Gözlere balık takılabiliyor. Yunuslar da balıkları koparırken ağlara da ne yazık ki böyle zarar verebiliyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınarak kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapılabilecek. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarsa yasaktan muaf olacak. Avcılık yapmayı sürdürebilecek. Peki av yasağı balık fiyatlarına nasıl yansıyacak? Bugünden itibaren artar, yükselir yani. Ramazan dolayısıyla biraz düşmüştü, bayram dolayısıyla. Ama şimdi ise endüstriyel balıkçılar sezonu kapattığı için bundan sonra fiyatlar yükselir yani. Av yasağına uymayanlara 8 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Merkez Bankası'nın 92. hesap dönemine ilişkin bilançosu resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası 2023 yılında 818 milyar 182 milyon lira zarar etti. Bankanın 2023 sonu itibariyle aktif toplamı 6 trilyon 923 milyar 835,9 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Altın mevcudu ise 1 trilyon 417 milyar 869,8 milyon lira oldu. İhtiyat akçesi tutarı 9 milyar
664.200 milyon olarak belirlendi. Bu sonuçlara bankanın 2023 yılındaki dönem zararı 818 milyar 182 bin 900 milyon lira olarak kayıtlara geçmiş oldu. Geçen yıl en yüksek faaliyet zararını 114,3 milyar dolarla ABD Merkez Bankası yani FED açıklamıştı. 2004'ten beri ilk kez zarar eden Avrupa Merkez Bankası'nın kaybı da 1,3 milyar euro olmuştu diyelim. Merkezi yönetim bütçesi geçen ay 209 milyar, milyar lira açık verdi. Böylece ilk çeyrekteki bütçe açığı 513,5 milyar TL'ye ulaşmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mart ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. Gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre %68,7 artarak 483,8 milyar. Giderler de %107,4 artarak 692,8 milyar TL oldu. Bütçe açığı %342,5 artışla 209 milyar TL'ye ulaştı. Ocak-Mart dönemindeki bütçe açığı ise 513,5 milyar TL seviyesine yükselmiş oldu. Mart ayında vergi gelirleri 420 milyar 468 milyon TL, vergi dışı gelirlerse 50 milyar 593 milyon TL olarak hesaplandı. Ticaret Bakanlığı'nın kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor. Buna dair de rakamları açıkladı. Dedi ki 2024 yılının ilk 3 ayında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşya ve uyuşturucunun değeri geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat arttı. 8 milyar lira oldu. Kaçakçılara göz açtırılmadı. 2024 yılının Ocak-Mart dönemindeki operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşya ve uyuşturucunun değeri geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artış gösterdi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 2024 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 8 milyar liralık kaçak ticari eşya ve uyuşturucu ele geçirildi. Söz konusu kaçak eşyanın tutarının geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat arttığı görüldü. Ele geçirilen değerli maden tutarında da artış yaşandı. Bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 26 katlık yükselişle 800 milyon liraya ulaştı. En fazla artış ise 30 kat ve 771 milyon 355 bin 366 lirayla altında 36,3 kat ve 18 milyon 927 bin 739 lirayla pırlantada görüldü. Ve uyuşturucuyla mücadele. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin değeri geçen yılın Ocak-Mart döneminde 1 milyar 53 milyon lirayken bu yılın aynı döneminde 2 kat artarak 3 milyar 71 milyon liraya çıktı. Öte yandan gümrük muhafaza ekipleri risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Havur gümrük kapısına gelen bir tıra yönelik operasyon düzenledi. Şüpheli görülen araç X-ray cihazıyla tarandı. Aracın doğal bölmelerine saklanmış 12 adet külçe altın ele geçirildi. Külçe altınların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirlendi. Kabine yaklaşık 1,5 ay aradan sonra yarın toplanıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında olacak ve toplantının sıcak gündemi İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı sonrası tabii bölgede artan gerilim olacak. Yine bu toplantıda yerel seçim sonuçları ve ekonomi de önemli başlıklar arasında. İran-İsrail gerilimi ve bölgedeki son durum, enflasyonla mücadele, yerel seçim sonuçları. Kabine 1,5 ay aradan sonra önemli başlıkları görüşmek üzere Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının en sıcak başlığı İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı olacak. İran'ın ilk kez doğrudan İsrail'e hedef alması sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Tahran ve Washington, Ankara üzerinden trafik yürüttü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin yansımaları kabinede değerlendirilecek. Diplomasi trafiğinin devam etmesi beklenirken tansiyonun düşürülmesi için Ankara'nın atacağı ilave adımlar masada olacak. Toplantıda İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Nisan'da Irak'ın başkenti Bağdat'a gidecek. 12 yıldan sonra gerçekleşecek ziyaretin başlıca gündemi terörle mücadele olacak. Erdoğan yaz aylarında beklenen olası operasyona yönelik temaslarda bulunacak. Ziyaretin hazırlıkları da kabinede gözden geçirilecek. Kabine üyelerinin masasındaki bir diğer başlık ekonomi. Enflasyonun Mayıs ayı itibariyle zirveyi görmesi, yılın ikinci yarısında ise düşüşe geçmesi bekleniyor. Son veriler çerçevesinde ekonomideki yol haritası masaya yatırılacak. Orta vadeli program çerçevesinde reform adımları görüşülecek. Kabinede 31 Mart yerel seçim sonuçları istişare edilecek. Sonuçlar masaya yatırılarak oy kaybının nedenleri değerlendirilecek. On binlerce öğretmen adayının gözü de Beştepe'de olacak. Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi beklenirken yeni müfredata ilişkin son değerlendirmeler de yapılacak. Şimdi İran'ın İsrail misillemesinin ardından İsrail'in yanıt verip vermeyeceği ya da nasıl yanıt verip vermeyeceği tartışılıyor efendim. Önemli bir başlık. Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın saldırılarına karşılık vermeden önce dikkatli düşünülmesi konusunda uyardı. Yine Fransa Cumhurbaşkanı Macron da İsrail'in İran'a karşılık vermemesi için Netanyahu ile iletişime geçeceğini açıkladı. Because even where we have some differences, my commitment to Israel. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu uyardı. İran'ın saldırılarına karşılık verirken dikkatli düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Amerikalı bir yetkili Biden'ın Netanyahu'yla telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden'ın görüşmede Netanyahu'ya gerilimin tırmanması riskinin dikkatlice düşünülmesi ve konuya stratejik açıdan yaklaşılması gerektiğini söylediğini aktardı. İsrail'in ABD'ye İran'la arasındaki gerilimi artırmayı düşünmediğini açıkça belirttiğini kaydeden yetkili, ABD'nin İsrail'in olası bir misilleme saldırısına destek verme planı olmadığını açıkladı. Biden, İran tarafından yollanan SİHA ve füzelerin imhası için ABD güçlerinin İsrail'e yardımcı olduğunu söylemişti. ABD Başkanı operasyona katılan birliklere teşekkür etti. Hey, you guys are the best in the whole damn world, man. İsrail ordusu vurulan drone ve füzelerin görüntüsünü paylaşmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İran'a ait dronları Ürdün hava sahasında vurarak engellediklerini bildirdi. İsrail'in İran'a karşılık vermemesi içinse Başbakan Netanyahu ile iletişime geçeceğini söyledi. Kınadık, müdahale ettik ve bugün gerilimin tırmanmasını önlemek için her şeyi yapacağız. İsrail'in gerilimi tırmandırarak karşılık vermek yerine İran'ı izole etmemiz gerektiğini ikna etmeye çalışacağız. Rusya'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Gerilimin daha fazla tırmanmasının kimsenin çıkarına olmadığını belirten Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova tüm anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine inanıyor dedi. Şimdi İran'ın İsrail misillemesinin hemen ardından BM Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı. BM Genel Sekreteri Guterres, dünya yeni bir savaşı kaldıramaz dedi ve azami itidal çağrısı yaptı. İran'ın İsrail misillemesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da gerginliğin tırmanmaması için İran'la İsrail'e azami itidal çağrısı yaptı. İran'ın hava saldırılarıyla bölgede tansiyonu daha da arttırmasını kınıyorum. Şu anda itidal ve tansiyonu düşürme zamanı. Ne bölge ne de dünya yeni savaşları kaldırabilir. Gazze'deki insani krizin büyüdüğünü de belirten Guterres, bölgede acil bir ateşkesin gerekliliğini vurguladı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, İran'ı kınayarak başladığı konuşmasında BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik bir adım atması gerektiğini savundu. İsrail de İran'a karşı mümkün olan tüm yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilan Erdan, İsrail'in yasal misilleme hakkı saklıdır dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said Iravani ise İsrail'in Şam'daki İran misyonunu vurmasına değindi. İsrail saldırısının açık bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu söyledi.
İran yönetimi olarak meşru müdafaa hakkımızı kullandık ve İsrail'deki askeri tesisleri hedef aldık. Söz konusu hava saldırılarını sivillere zarar vermeyecek şekilde planlayarak düzenledik. Rusya ile Çin temsilcileri de İsrail'in İran'ın Şam misyonunu vurmasına neden tepki gösterilmediğini sorguladı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nebenzia, Batı ülkelerini ikiyüzlü davranmakla suçladı. Diplomatik bir misyona yönelik bir saldırı, uluslararası hukuka göre casus belli sayılır. Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı, burada hemen intikamdan bahsederdiniz. En son İsrail saldırılarında hatırlayacaksınız, Hamas lideri Haniye çocuklarını ve torunlarını kaybetmişti. Ailesinden bir kayıp daha verdi. Yine İsrail saldırılarında yaralanan Haniye'nin torunu Melek yaşama veda etti. Hamas lideri İsmail Haniye'nin İsrail saldırısında yaralanan torunu kurtarılamadı. Melek Haniye'nin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail ordusu Ramazan bayramı dolayısıyla Gazze'de yakınlarıyla bayramlaşmaya giden bir aracı vurmuş, 10 Nisan'da Eşati mülteci kampında düzenlenen saldırıda Haniye'nin 3 oğlu ve torunları hayatını kaybetmişti. Saldırı sırasında Haniye'nin birçok akrabası da yaralandı. Onlardan biri de torunu Melek'ti. Melek, doktorların tüm çabalarına rağmen Gazze şeridinin kuzeyindeki tıbbi imkanların yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti. İsrail basınına göre Haniye'nin oğullarına yapılan suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle gerçekleştirildi. Oğulları ve torunlarının ölüm haberini telefonda alan Haniye, çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini söylemişti. Dokuz günlük Ramazan bayramı tatilinde kara ve demir yoluyla yapılan seyahat verileri paylaşıldı. Otoyollardan 11,2 milyon araç geçiş yaptı. 3.283.978 kişi şehirler arası otobüsleri tercih etti. Yine 820 bin kişi ise demir yollarını kullandı. Otoyollardan 11,2 milyon araç geçti. 3.283.978 yolcu şehirler arası otobüsleri tercih etti. 820 bin kişi ise demir yollarını kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 9 günlük Ramazan bayramı tatilinde kara ve demir yoluyla yapılan seyahat verilerini paylaştı. Otoyolları 11,2 milyonun üzerinde araç kullandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 2.094.924, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 1.772.112 araç geçti. 3.284.000 kişi şehirler arası otobüslerle, 820 bin kişi demir yoluyla seyahat etti. 9 günlük tatilde yapıştet devlet otoyol projeleri de yoğun olarak kullanıldı. 4-14 Nisan 2024 tarihleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 3.462.352, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 1.055.133, İzmir-İstanbul Otoyolu'ndan ise 2.857.657 araç geçiş yaptı. Osman Gazi Köprüsü ise günlük araç geçiş rekoru kırdı. Açıldığı günden bu yana en yüksek araç geçişi gerçekleşti. 13 Nisan'da 117.537 araç Osman Gazi Köprüsü'nü kullandı. Çanakkale Boğazı'nı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 155.307 araç geçiş yaptı. Aynı tarih aralığında Ankara-Niğde Otoyolu'nu kullanan araç sayısı 954.020 olarak gerçekleşti. Söz konusu hareketliliği değerlendiren Bakan Uraloğlu, bayramda özellikle yap işlet devlet projelerimize yönelik talep, bu yatırımların ne kadar yerinde olduğunun da kanıtı ifadesini kullandı. İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünde yangın çıkmıştı biliyorsunuz. 29 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yangınla ilgili itfaiye ekipleri bir rapor hazırladı. Eksikler inanılmaz gerçekten. Yani iş yerinde bulunan yağmurlama sistemi çalışmıyor. Yine yönlendirme levhaları yok. Aynı zamanda acil durum aydınlatmaları da ortada bulunmuyor. Sağ olun, sağ olun.
Yangın söndürme sistemi çalışmadı, yönlendirme levhaları yoktu. Acil durum aydınlatması bulunmuyordu. 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında ihmaller zinciri bir kez daha gözler önüne serildi. Nasıl İstanbul? İstanbul Beşiktaş'ta 2 Nisan'da bir gece kulübünde çıkan yangın 29 kişinin hayatına mal oldu. İtfaiye ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yapıp rapor hazırladı. Rapora göre yangın tadilat sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların ses yalıtım ve izolasyon malzemelerini tutuşturması sonucu çıktı. O sırada sanayi tipi oksijen tüplerinin de patladığı belirlendi. Can kaybını artıran en önemli etken çalışanların dışarı çıkamamasıydı. Raporda bu ihmale de yer verildi. Hazırlanan itfaiye raporunda iş yeri dahilinde acil durum aydınlatmalarının ve yönlendirme levhalarının olmadığı, mevcut yağmurlama sisteminin ve yangın dolaplarının çalışmadığı tespit edildi. 8 kişinin tutuklandığı yangın faciasında 16 katlı bina tahliye edilmişti. Ekipler binadaki hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Ekipler yangından sonra binanın tahrip olan sistemlerini onarmak için uzun süre çalıştı ve binaya artık elektrik ve su verilmeye başlandı. Bina sakinleri de dairelerine yerleşti. Peki gidelim İstanbul'dan Tokat'a. Tokat'ta bir kişi bindiği yolcu otobüsünde muavini rehin aldı. Yolcuların büyük korku yaşadığı bu olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı. Cam şişeyi kırdı, muavini rehin alıp korku dolu anlar yaşattı. Şanlıurfa'dan yola çıkan yolcu otobüsü Samsun'a gidiyordu. Otobüs Kayseri'ye kadar sorunsuz geldi. Kayseri'de otobüse Sercan C. bindi. Otobüs Tokat'a ulaştığında ortalık karıştı. Birden ayağa kalktı, muavine şoföre küfürler yağdırmaya başladı. Eline geçirdiği şişeyi kıran Sercan C. elindeki cam parçasıyla muavini rehin aldı. O sırada diğer yolcular otobüsten inmeye çalıştı. Koşar adımlarla arka kapıyı kapattırdı zaten. Ön kapı açıktı. Ön kapıdan çıkan herkes koşa koşa çıktı. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden polis şüpheliyi ikna edip gözaltına aldı. Sercan C. ifadesinde psikolojik sorunlarım var dedi. Hem muavine hem de yolculara korku dolu anlar yaşatan şüpheli tutuklandı. Samsun'da bir özel okulda ders sırasında yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edildi. Alevler büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Canik ilçesindeki özel bir okul burası. İddiaya göre dış cephe kısmından yangın çıktı. Alevleri fark eden öğretmenler dersteki öğrencileri sınıftan tahliye edip bahçeye çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Ardahan'da Kura Nehri dağlardaki karın erimesiyle taştı. Taşan su ovaya yayılınca ova adeta göle döndü. Zirvedeki kar eridi, nehir taşınca ova göle döndü. Kura Nehri Ardahan'dan geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülüyor. Dağlardaki karın erimesiyle debisi yükselen nehir Ardahan Ovası'na taştı. Suyla kaplanan ova adeta göle döndü. Çevredekiler de oluşan bu durumu ova çevresinde gezerek izledi. Kar eridi, Kura denize döndü. Güzel bir hava. Hafta sonu kızımla ailemle kahvaltıya geldik. Güzel gördük. İranlı şarkıcı Muen, Van'da bir konser verdi. Konser için Van'a akın eden İranlılar konser salonuna girebilmek için birbirini ezdi. Salonun girişindeki cam bölge kırıldı. Kapılar yetmedi, camları kırıp içeri girdiler. Konser salonuna ulaşmak için birbirlerini ezdiler. İranlı ünlü şarkıcı Muen Van'da konser verdi. Özellikle İranlılar konsere büyük ilgi gösterdi. Konser salonunun önünde saatler öncesinde uzun kuyruklar oluştu. Muen'in konseri hep bucur kalabalık olar burada. Böyle çok iyi olar. Merdum da çok gelmişler bura. Muen'i seviyorlar. Ben Muen'i çok seviyorum. Ben zahmetiyle gelmişim Muen konsertine. Çok seviyorum Muen'i. Kapıların açılmasıyla ortalık bir anda karıştı. Konser salonuna önce girmek isteyenler birbirini ezdi. Kapıları zorlayan kalabalık camları kırıp ortalığı savaş alanına çevirdi.
Olan biteni aldırış etmeyenler konser salonuna ulaştı. Neyse ki konser herhangi bir taşkınlık yaşanmadan son buldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 basın kuruluşu 5 Kasım'da yapılacak seçim nedeniyle ABD Başkanı Biden ve Selefi Trump'a canlı yayın çağrısı yaptı. 12 basın kuruluşu bildiri imzaladı. ABD Başkanı Biden ve Selefi Trump'a canlı yayın çağrısı yaptı. Biden ve Trump arasındaki kıyasıya rekabet günden güne büyüyor. Bu rekabeti canlı yayında gözler önüne sermek isteyen ABD basını harekete geçti. Aralarında ABC, CBS, CNN, Fox ve Associated Press'in de olduğu basın kuruluşları ortak bildiride Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti adaylarını canlı yayına çağırdı. Kuruluşlar, Biden ve Trump'ı Başkanlık Münazaraları Komisyonu tarafından düzenlenecek canlı yayın münazaralarına davet etti. ABD'li basın kuruluşları, canlı yayında yapılan münazaralar için 1976'dan bu yana her genel seçimin bir parçası olan zengin bir gelenek dedi. Seçim öncesi adayların halkın önüne çıkarak ülkenin geleceği hakkında konuşmaları gerektiğini savundu. ABD'de televizyon aracılığıyla geniş kitlelere ulaşan ilk başkanlık tartışması 1960 yılında yapıldı. 1976'da gelirini bağımsız bağışçılardan ve yayın kuruluşlarından aldığı yayın bedellerinden sağlayan Başkanlık Münazaraları Komisyonu'nu kurdu. 5 Kasım'da rövanş alacak Biden ve Trump, 2020'de münazaraya çıkmış, bir münazara Trump'ın COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine iptal edilmişti. Rusya ve Kazakistan'ın bazı bölgeleri özellikle son yıllarda en büyük sel felaketleriyle mücadele etmeye çalışıyor. Eriyen karlar yeni taşkınlara yol açıyor ve haliyle bu bölgelerde binlerce kişi tahliye ediliyor. Eriyen karlar yeni taşkınlara yol açtı. Ural Nehri'nin taşmasıyla başlayan sel felaketi nedeniyle Rusya ve Kazakistan'da tahliye edilenlerin sayısı 125 bini aştı. Kazakistan'da karların erimesi sonucu meydana gelen taşkınlar nedeniyle 10 bölgede 3000'den fazla ev su altında kaldı. Karayolları ve köprüler başta olmak üzere ulaşım altyapısı hasar gördü. Ülkenin batı ve kuzey kesimlerindeki barajlar tamamen doldu. Su altında kalan kırsal bölgelerde ekiplerin yoğun uğraşları sonucu 100 bin civarında küçük ve büyükbaş hayvan kurtarıldı. Ancak binlercesi telef oldu. Selden etkilenen bölgelere 1000 ton insani yardım ulaştırıldı. Ülkede süren tahliye ve selle mücadele çalışmalarında askerler de dahil 34.272 personel görev yapıyor. Dünyanın en uzun nehirleri arasında yer alan Obi Nehri'nde de taşkın meydana geldi. Sibirya'daki Tümen kentindeki nehirlerde ise su seviyelerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Yetkililer halka bölgeden uzaklaşmaları için çağrı yapıyor. Çağdaş Sanat Fuarı Contemporary İstanbul Bloom 3. edisyonuyla 25-28 Nisan'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik yeni nesil sanatçıları ve sanat profesyonellerini bir araya getirmeyi hedefliyor. Oturmuş galerilerimizin yanında çok genç galeriler de geliyor. Genç galerilerin fuara katılımı deneyimleyici, yeni insan tanıma, yeni koleksiyonerle tanışma, Türk genç koleksiyonerine motive edecektir. Türkiye'deki çağdaş sanatın canlı ve yenilikçi dünyasını öne çıkartmaya amaçlayan CI Bloom kapılarını açmaya hazırlanıyor. Türkiye'de çağdaş sanatı geniş kitlelerle tanıştıran Contemporary İstanbul, CI Bloom ara fuarıyla yine sanatçılarla sanatseverleri buluşturacak. Bu sene 24 galeri katılımcı Ankara'dan ve Bursa'dan çeşitli noktalardan bu galeriler geliyorlar. Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsoru olduğu etkinlik 25 Nisan'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açacak. Ve dünyaca ünlü şarkıcı Shakira bu yılın sonunda dünya turnesine çıkıyor. Sabes por dónde darme pa' que quede rendida.
Coachella'da duyurdu. Shakira dünya turnesine çıkıyor. Shakira 7 yıl aradan sonra 22 Mart'ta çıkardığı 12. albümü Kadınlar Artık Ağlamıyor'la hayranlarını sevindirmişti. Ünlü şarkıcı sevenlerine bir sürpriz daha yaptı. Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan ve ABD'nin en büyük festivali kabul edilen Coachella'da sahneye çıktı. Sürpriz konserinde 3 şarkı söyleyen Shakira, 2024 yılının sonunda dünya turnesine çıkacağını duyurdu. Shakira, sonunda turneye çıkıyoruz. Burada, Indio'da, Kasım ayında başlıyoruz, sabırsızlanıyorum sözleriyle hayranlarını coşturdu. Bir önceki albümü El Dorado'yu 2017'de çıkaran Shakira, 2018'de albümüyle aynı adı verdiği turneye çıkmıştı. 12 yıllık sevgilisi Gerard Piqué ile olaylı ayrılan Shakira, İngiltere merkezli The Times gazetesine verdiği röportajda, uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım ifadelerini kullanmıştı. Ve HT360'ın bu dilimini noktalıyoruz ama saat başında yeniden karşınızda olacağız. O yüzden şimdilik hoşça kalın. Ve HT360'ın ikinci diliminde öne çıkan haberleri aktarmaya devam edeceğiz efendim. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir orman yangını çıktı maalesef. Ekiplerin müdahalesi, yangın daha büyümeden neyse ki çok kısa sürede söndürüldü. Önemli bir gelişme. Sorgun Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sabah 9.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı fark edenler hemen ihbarda bulundu. Oteller bölgesine yakın noktada çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı ve bir dönümlük alanda etkili olan yangının şimdi çıkış nedeni araştırılıyor. Gidelim Erzurum'a. Erzurum'da da şeker fabrikasında bir yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor o noktada. Aziziye ilçesinde bulunan şeker fabrikası burası. İşçilerin kaldığı yatakhanenin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tabii rüzgar da olunca yangın kısa sürede büyüdü. Hali hazırda bu yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre işsizlik Şubat ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %8,7'ye geriledi. İşsiz sayısı ise 109 bin kişi azaldı ve 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak 8,7'ye geriledi. İşsiz sayısı ise 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişiye düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı iş gücü verilerini açıkladı. Toplam çalışan sayısı bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,3 oldu. İş gücü 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişi, iş gücüne katılım oranı ise aynı seviyede kalarak %54 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılım oranı erkeklerde %71,7 iken kadınlarda %36,6'da kaldı. Genç işsizliği bir önceki aya göre 0,8 puan düştü, %15,6 olarak hesaplandı. Şubat ayında haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,2 saat artarak 43,5 saat olarak hesaplandı. Atıl iş gücü oranı 1,9 puanlık düşüşle %24,5'a geriledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 15 kişilik yeni başkanlık divanı belirlendi ve partinin A takımında 4 yeni isim yer aldı. MHP'de partinin A takımı belli oldu. Başkanlık divanında 4 isim değişti. MHP'nin 17 Mart'taki 14. Büyük Olağan Kurultayı'nda 75'i asil, 25'i yedek, 100 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu'yla
9'u asil, 5'i yedek, 14 üyeli Merkez Disiplin Kurulu üyeleri belirlenmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. 15 kişiden oluşan başkanlık divanı belirlendi. Partinin A takımında 4 isim değişti. 11 isim ise aynı görevini sürdürecek. Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Kamil Aydın'ın yerine İlyas Topsakal getirildi. Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde değişiklik oldu. Pelin Yılık yerine Ahmet Selim Yurdakul bu göreve atandı. Parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Filiz Kılıç yerine Zuhal Topçu getirildi. Siyasi ve sosyal işlerle protokol işlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı'na ise Bahadır Bumin Özarslan yerine Vahit Kayrıcı atandı. Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Kongrenin ertelenmesi tartışmasına ilişkin konuştu. Dervişoğlu İYİ Parti'yi hiç kimse istikamet çizemez dedi. Ve 27 Nisan'da genel başkan seçilmesi halinde izleyeceği yol haritasını da paylaştı. İYİ Parti gemisini salim bir limana götürmeye de talibim. İYİ Parti 27 Nisan'da olağanüstü kongreyle yeni genel başkanını belirleyecek. Seçim yarışında adaylığını açıklayan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde kameraların karşısına geçti. Kongrenin ertelenmesi tartışmasına ilişkin İYİ Parti'ye hiç kimse istikamet çizemez dedi. Olağanüstü kurultay kararı yalnızca İYİ Parti'nin kurumsal kimliğini bağlar. Başka siyasi partilerin İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayına müdahil olma girişimleri siyasi etik ve nezakete uygun olmadığı gibi İYİ Parti'nin cesur mensupları tarafından da kabul edilebilir değildir. İYİ Parti'ye hiç kimse istikamet çizemez. Dervişoğlu kongrede genel başkan seçilmesi halinde izleyeceği yol haritasını da paylaştı. Herkes iyi bilsin ki iktidar olmaya namzet ve talibiz. Milliyetçiyiz, demokratız, kalkınmacıyız, kapsayıcıyız. İyi Parti genel başkanı olduğum takdirde yeni oluşturacağımız kadrolarla partimizin içinde bulunduğu siyasi şartların muhakemesini yapacağız. Dervişoğlu, anayasa değişikliğine ilişkin bakış açısını da açıkladı. Türkiye'de mevcut rejimi tahkim edebilecek bir anayasa değişikliğini gündeme taşıyabilme çalışmalarına şahit oluyoruz. İyi Parti, tek adam rejimini tahkim edecek hiçbir değişikliğe olur vermeyecektir. İYİ Parti'nin 27 Nisan'daki olağanüstü kongresinde Genel Başkan Meral Akşener aday olmayacağını açıklamıştı. Meclis Grup Başkanı Koray Aydın ve İYİ Parti göç politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akal'ın adaylığını duyurmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildikten sonraki ilk belediye meclisi toplantısına katıldı. İmamoğlu meclis üyelerine birlikte çalışalım çağrısı yaptı. İstanbul tarihinin ve tüm Türkiye'nin en şeffaf, en demokratik, en etkili, en verimli meclisi olma konusunda kararlıyız. Yeni dönemin ilk belediye meclisi toplantısına başkanlık etti, meclis üyelerine seslendi. Partizanlık asla ama asla bizim yönetim anlayışımızda net olarak yoktur. Önümüzdeki 5 yıl boyunca bunu ve bu anlayışı bu mecliste çok daha güçlü şekilde gösterme konusunda adımlar atmaya devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ikinci döneminin ilk meclis toplantısına katıldı. Meclis üyelerine birlikte çalışma çağrısı yaptı. Şehrimizin tüm sorunlarını tek tek çözecek büyük ve kalıcı yatırımları hep birlikte yapacağız. Umut ediyorum ki hiçbir fayda sağlamadığı bu seçimlerle iyice anlaşılan bazı engelleme çabaları da artık son bulur. İmamoğlu, İstanbul'un sorunlarını birlikte çözelim dedi. Gelin el birliğiyle İstanbul'umuzu ve ülkemizi güzel ve müreffeh günlere hep birlikte taşıyalım. Bunu hep birlikte yapalım.
Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü itiraz süreci de sona erdi. Kurul son toplantıda 11 başvurunun tamamına red kararı verdi. 31 Mart yerel seçimleri sonrasında başlayan itiraz sürecinde gözler Yüksek Seçim Kurulu'ndaydı. Olağanüstü itiraz süreci 14 Nisan itibariyle sona erdi. Seçim sonuçlarına itiraz süreci ilçe seçim kurullarıyla başladı. İlçe seçim kurullarına itiraz 5 Nisan'da, il seçim kurullarına itiraz başvuruları ise 7 Nisan Pazar günü sonuçlandı. Siyasi partiler ve bağımsız adayların il seçim kurullarının verdiği kararlara karşı itirazlar için başvuru yaptıkları adres Yüksek Seçim Kurulu oldu. Olağan itirazlar için başvuru süreci de 10 Nisan'da bitti. Bir sonraki aşama olan olağanüstü itiraz sürecine geçildi. Yüksek Seçim Kurulu bayram tatili boyunca da mesai yaptı, itirazlar görüşüldü. Olağanüstü itiraz süreci 14 Nisan itibariyle tamamlandı. Kurul son toplantıda 11 başvuruyu karara bağladı, tamamı reddedildi. Başvurular arasında AK Parti'nin Gümüşhane için yaptığı seçim iptali ve Harı Merkez için yaptığı oyların yeniden sayımı talebi de vardı. Kesin sonuçlar YSK tarafından duyurulacak. İran'ın İsrail'e yönelik misillemesinin ardından Türkiye'nin diplomasi trafiği hızlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul edecek. Bakalım detaylarına. Bass, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine 15-16 Nisan tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. 7-8 Mart'ta düzenlenen 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısında kararlaştırılan hususlar, dahili ikili ilişkiler, Gazze'deki güncel gelişmeler, yine bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bas öncesinde ise bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kabul edilecek. Kabulün ana gündemi ise İsrail-İran gerilimi ve Gazze'deki gelişmeler olacak. Önemli bir görüşmenin detayları. Denizlerde av yasağı dönemi başladı. Yasağa uymayanlara 200 bin lira para cezası bekliyor. Peki bu yasağın başlamasıyla balık fiyatlarında bir artış yaşanacak mı? Bakalım. Bir Eylül'de vira bismillah dediler. Sezonun sonunda tekneleri karaya demirlediler. Bereketliydi, güzeldi. Karadeniz ve Marmara'ya göre İyi çalışma yaptık, iyi para kazandık. Birkaç gün avunarım işlerimiz var. Ondan sonra sezonumuzu bitireceğiz. Ege'ye özgü sardalya, hamsi, tombiktir, istavrittir. Öyle idam ettirdik sezonumuzu. 1 Eylül'de vira bismillah dediler ve o günden bu yana denizde balıkçıların mesaisi vardı. Ancak şimdi ekmek teknelerini kapatma zamanı, 4,5 aylık av yasağı başladı. Endüstriyel avcılık yapan balıkçı teknelerini kapsayan 4,5 aylık av yasağı sonrası bu kez karada telaş var. Ağlarımızın bakımları olacak, teknelerimizin periyodik bakımları olacak. İşte makine arızalarımız, işte boya, tersane, karaya çekecek teknelerimizi karaya çekeceğiz. 4,5 ay böyle geçecek. Eylül'e kadar süreç böyle geçecek. Sezon içinde ağda oluşan hasarları yazın tamir edilmek için işaretliyoruz kaybetmeyelim diye. O yüzden ip bağlıyoruz, evet. Yunusların balıklara verdiği hasarlardan oluyor. Gözlere balık takılabiliyor. Yunuslar da balıkları koparırken ağlara da ne yazık ki böyle zarar verebiliyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınarak kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapılabilecek. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarsa yasaktan muaf olacak. Avcılık yapmayı sürdürebilecek. Peki av yasağı balık fiyatlarına nasıl yansıyacak? Bugünden itibaren artar, yükselir yani. Ramazan dolayısıyla biraz düşmüştü, bayram dolayısıyla. Ama şimdi ise endüstriyel balıkçılar sezonu kapattığı için bundan sonra fiyatlar yükselir yani. Av yasağına uymayanlara 8 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Şanlıurfa Halfeti'de iki gezinti teknesi çarpıştı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Bayram tatili nedeniyle ziyaretçi akınlığı yaşandı. Halfeti'de tekne turlarına da tabii ilgi yoğundu. Fırat Nehri'nde tekne turu yapmak isteyen ziyaretçiler teknelerin böyle kafa kafaya çarpışmasıyla büyük korku yaşadı. Facianın kıl payı atlatıldığı olay sırasında yaşanan tabii bu panik anları görüyorsunuz. Cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralının olmadığı kazada her iki teknede hasar oluştu. Oh!
Bayram tatili boyunca trafikte denetimler arttı. Birçok noktaya radar yerleştirildi. Düzce'de bu radarları karşı yönden gelen sürücülere selektör yaparak haber verenlere de ceza kesildi. Peki bu şekilde ceza kesilmesi mümkün mü? İleride radar olduğunu karşı yönden gelen sürücülere selektörle anlattılar. Polis bunu fark edince cezadan kaçamadılar. Selektör yapılması yanlış, onu söyleyeyim sana. Ama onlara ceza kesilmesi kesinlikle yanlış. Her türlü suçlu olur, polis olduğunu anlayıp saklanır veyahut da kaçar yani. Bence çok güzel uygulama. Ama siz karşıdan gelen sürücüye selektör yakıyorsanız uyarı amacıyla, bu hiçbir şekilde kabahat değildir. Tam tersi ödüllendirilmelidir. Cezalandırılmamalıdır. Trafik denetimleri bayram boyunca artırıldı. Normalde radar olmayan bazı noktalara da radar konuldu. Düzce'de radarı fark eden sürücüler karşı yönden gelen sürücüleri selektör yaparak uyarmak istedi. Düzce'de trafik polislerinin radar uygulaması yaptığını selektör ile diğer sürücülere haber veren 66 kişiye cezai yaptırım uygulandı. Sürücülerin birbirlerini uyarırken ceza almasının hukuki boyutu ise tartışma konusu oldu. Doğru bir uygulama değil ceza kesildiğinde. Yani insanlık namına insanları ikaz ediyoruz ama tabii onu kılıfına uydurup ceza kesiyor arkadaşlar. Öyle bir yetkisi yoktu. Belki başka bir şey selektör yakıyorum. Belki tanıdığım bir arkadaş kalıcı şeritten geliyor. Selektör yakan sürücülere ceza yazılması. Şimdi kanunda bunun yazılı olması lazım. Yok ama. Kanunda böyle bir düzenleme yok. Kolluk görevlileri şu maddeye binaen yazmışlar bunu. Karayolları Trafik Kanunu 51. madde. Eğer sürücü aracın içerisinde radar uyarısı yapan bir cihaz bulunduruyorsa, böyle cihazlar var, özellikle Avrupa'da yaygın. Hı hı. Bu cihazı bulunduruyorsa, evet, bu kabahattir. Bu anlamda idari para cezası olabilir. Peki bu şekilde ceza kesilen sürücüler itirazda bulunabilir mi? 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine itiraz edebiliyorlar. Hemen gidecekler bir dilekçeyle, bu durumu sadece bu kararı kaldırtmakla kalmasınlar. Görevi kötüye kullanma suçundan ihbarda bulunsunlar. İranlı şarkıcı Muen Van'da konser verdi. Buraya kadar her şey normal ama konser için Van'a akın eden İranlılar konser salonuna girebilmek için birbirini ezdi. Kapılar yetmedi, camları kırıp içeri girdiler. Konser salonuna ulaşmak için birbirlerini ezdiler. İranlı ünlü şarkıcı Muen Van'da konser verdi. Özellikle İranlılar konsere büyük ilgi gösterdi. Konser salonunun önünde saatler öncesinde uzun kuyruklar oluştu. Muen'in konseri hep bucur kalabalık olar burada. Böyle çok iyi olar. Merdum da çok gelmişler bura. Muen'i seviyorlar. Ben Muen'i çok seviyorum. Ben zahmet ile gelmişim Muen konsertine. Çok seviyorum Muen'i. Kapıların açılmasıyla ortalık bir anda karıştı. Konser salonuna önce girmek isteyenler birbirini ezdi. Kapıları zorlayan kalabalık, camları kırıp ortalığı savaş alanına çevirdi. Olan biteni aldırış etmeyenler konser salonuna ulaştı. Neyse ki konser herhangi bir taşkınlık yaşanmadan son buldu. Antalya'da yaşanan teleferik kazasında helikopterle kurtarma anlarının yeni görüntüleri var. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın paylaştığı görüntüler bunlar. Kurtarma ekibinin helikopterden teleferik kabinine geçişi ve yolcuları kurtarma anı yer alıyor. Denenmiş bir harekat değil. Helikopterle bir teleferik kabini ilk defa boşaltılıyor. İlk kez denendi. Büyük başarıyla sonuçlandı. Helikopterle teleferik kabininden yolcu kurtarma operasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Antalya'da teleferik direğinin devrilmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olayda 174 kişi kabinlerde metrelerce yüksekte mahsur kaldı. Aralarında çocukların da olduğu onlarca kişiyi kurtarmak için ekipler zamana karşı yarıştı. En zor görev Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı kurtarma ekiplerine düştü. Hem personel kendi limitlerini zorladı, helikopterin de kendi limitlerini zorladık açıkçası. Yani. Eğimin fazla olması dağlık arazide helikopteri çok fazla karaya yaklaşmamıza müsaade etmiyor. O yüzden uzun bir kablo, vinç kablo uzunluğunu kullanmamız gerekiyor. Kabaca 80 metrelere kadar uzayan kablo boylarına ulaştık.
Kurtarma ekipleri helikopterden halatlarla sarkıp teleferik kabinine girdi. Mahsur kalan 174 kişiden 90'ı helikopterden gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı. Paylaşılan görüntüler 23 saatlik operasyonun ne denli zor olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısından sonra G7 liderleri bir araya geldi. Liderler İran'ı şiddetle kınadı, İsrail'e tam destek verdi. NATO'dan da hem İran'ı kınama hem de itidal çağrısı var. Yine AB Dışişleri Bakanları da gelişmeleri ele almak üzere yarın bir araya gelecek. Bakalım oradan ne çıkacak. İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı dünya gündeminde yerini koruyor. Uluslararası tepkiler peş peşe geliyor. G7 dönem başkanı İtalya'nın çağrısıyla üye ülkelerin liderleri video konferans aracılığıyla toplandı. Liderler İran'ın İsrail'e saldırısını en güçlü ifadelerle kınadı. Yapılan açıklamada G7 ülkelerinin İsrail'e tam bir dayanışma içinde oldukları mesajı verildi. İsrail'in güvenliğine yönelik kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz denildi. Toplantıda Gazze'deki duruma da değinildi. Açıklamada acil ve sürdürülebilir bir ateşkes ve Hamas'ın rehineleri serbest bırakması doğrultusunda çalışmaya devam ederek Filistinlilere daha fazla insani yardım ulaştırarak krizi sona erdirmek için işbirliğimizi güçlendireceğiz denildi. İran'ın saldırılarına NATO'dan da tepki geldi. NATO sözcüsü Farah Daklallah, İran'ın Orta Doğu'daki gerilimi artırmasını kınayarak itidal çağrısında bulundu. Orta Doğu'daki çatışmaların kontrolden çıkmaması hayati önem taşıyor dedi. Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları da gelişmeleri ele almak üzere 16 Nisan'da olağanüstü toplantıda bir araya gelecek. Toplantıyı X hesabından duyuran AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, "Amacımız bölgenin geriliminin düşürülmesine ve güvenliğine katkıda bulunmaktır." dedi. AB, İran'ın İsrail'e saldırısını kınamış, bölgesel güvenliğe ciddi tehdit nitelemesinde bulunmuştu. Şimdi İran'ın bu misillemesi sonrası İsrail Savaş Kabinesi toplandı. İran'a karşılık verilmesi yönünde uzlaştı. Netanyahu'ya tam destek çıkmıştı, hatırlayacaksınız, böyle yansıtmıştık. Ama bir iddia var. Bu iddiaya göre karşılığın zamanlaması ve boyutu konusunda bir ayrışma yaşandı. O nedenle Savaş Kabinesi bugün 14'te yeniden toplandı. İran'ın misilleme saldırısının ardından gözler İsrail'e çevrildi. Dünyadan sükunet ve itidal çağrıları gelirken, İsrail Savaş Kabinesi'nin İran'a karşılık verilmesi konusunda uzlaştığı ama ayrıntılarda bölündüğü ileri sürüldü. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu başkanlığında toplanan Savaş Kabinesi'nden henüz bir karar çıkmadı. Bazı İsrailli yetkililer İran'a karşılık verilmesi yönünde uzlaşı sağlandığını, fakat karşılığın zamanlaması ve boyutu konusunda bölünme olduğunu belirtti. Axios'un İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, toplantıda eski Savunma Bakanı Benny Gantz ve Gadi Asinkot, derhal karşılık saldırısı yapılması için Netanyahu'ya baskı yaptı. İddiaya göre, bakanlar karşı saldırının başka bir dalgayı savuşturacağını ve mübadeleyi sona erdireceğini savundu. Ancak İsrail Başbakanlığı iddiayı gerçeğin tam tersi olarak nitelendirerek yalanladı. Savaş Kabinesi'nde Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz yer alıyor. Gantz yaptığı son açıklamada İsrail seçeceği bir zamanda İran'a bedel ödetecek demişti. ABD'li üst düzey bir yetkili ise Beyaz Saray'ın İsrail'in ABD'nin İran'a yönelik herhangi bir misilleme saldırısına katılmayacağı konusunda uyardığını söylemişti. İran'sa misilleme yapılması durumunda daha ağır yanıt vereceği konusunda İsrail'i uyarıyor.
Böyle İran'ın o misillemesi bir anda gündemimize girdi ama Gazze 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırısı altında insanlar hayatını kaybediyor. Kıtlık var artık, büyük bir dram var. Bu dramı yaşayanlardan biri de Halil Ağa. Türkiye'de eğitim aldı, Gazze'ye giden bir diş hekimi Halil Ağa. Aylar önce yaşadığı mahalleyi terk etmek zorunda kalmıştı. Şimdi yaşadıkları dramı göstermek isteyen Halil Ağa, harabeye dönen mahallesine tekrar girdi. Bizim şehir girişi, evler yıkılmış. Evim nerede olduğunu bilemiyorum. Mahalleyi tanıyamıyorum. İşte hep yeri yıkık. Yıllarca yaşadığı mahallesini tanıyamadı. İsrail bombardımanıyla yerle bir olan Han Yunus'taki evini bulmaya çalışan Gazze'li Halil Ağa, o anları Habertürk'e anlattı. Allah bilir evime ne oldu. Gördüğümüz gibi yolumuzdaki tüm evler %90'dan fazla yıkılmış, yıkıldı. Türkiye'de eğitim alıp diş hekimi olan Halil Ağa, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı El Karara mahallesinde yaşıyordu. 4 ay önce üzerine bombalar yağan evini terk etti. İsrail ordusunun mahalleden çekilmesiyle Habertürk'e bölgeyi göstermek için o mahalleye tekrar girdi. Orada alışveriş merkezi vardı. Çıkılması, işte çalıştığım yer. Dur. Vakıf. İşte bir şey kalmadı. Bor. Gazze'li Halil Ağa, harabeye dönen El Karara mahallesinde evini uzun süre bulamadı. İşte evimden yaklaşıyorum. Çok yakın olduk. Bu ilerideki yerde bir yerde evim bulunuyor. Evim nerede olduğunu bilemiyorum. Mahalleyi tanıyamıyorum. İşte ev yeri yakın. Burada. Yavaş. İşte evim bu. Dur. Evleri bulamadık. Yollar yıkılmış. Eve bulaştık. Evi bulunca şöyle bulduk. İşte tankerlerin izi. Her yer yıkık. Halil Ağa'nın evinden geriye kalan moloz yığınları ve hatıralarıydı. İşte evinden kalan bir şey kalmadı. Bizim arka bahçe burada. Güzel bahçem. Güzel ağaçların neler oldu. Uluslararası konjonktürü gerçekten yakından ilgilendiren bir seçim var önümüzde. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek. ABD tarihinde ilk defa eski bir başkan için ceza davası var. Seçim çalışmaları, kampanyaları bir yandan da Trump için sus payı davası başlıyor. Davanın görüleceği mahkeme binasına gelen Trump, aleyhine açılan davayı yasa dışı olarak tanımladı. Trump'ın başkanlık seçimi öncesi ceza alıp almayacağı merak ediliyor. Trump 4 Nisan 2023'te 2016'daki seçim kampanyası sırasında Stormy Daniels'a sus payı ödediği iddiasıyla suçlanmıştı. Bugün başlayan duruşmada tarihi davada jüri seçimi yapılacak. İlerleyen zamanlarda Trump'ın ifade vermesi de dahil olmak üzere kendi savunmasını yapması söz konusu. Teorik olarak duruşma bir noktada durdurulmazsa jürinin Trump'ın hakkında karar vereceği belirtiliyor. Eski başkan suçlu bulunması halinde hapis cezası alabilir. Trump ise hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddediyor ve duruşmaların 6 ila 8 hafta sürmesi bekleniyor.
Şimdi bu sus payı davasını konuşacağız. HT360'ın bu diliminde ODTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı bizimle olacak. Sizi de gördüm hocam. Hoş geldiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Sağ olun, ben de teşekkür Şimdi ederim. Şimdi ben biraz bahsettim. Stormy Daniels meselesi var. İddia ediyor ama yani bir ilişki olmadığını söylüyor ama parayı inkar etmiyor Donald Trump. 34 suçlama var ama 3 ceza davası daha var. Yanlış biliyorsam düzeltin lütfen. Neyle suçlanıyor? Karşı karşıya kaldığı davalar neler? Trump'ın öncelikle bununla başlayalım. Evet, şimdi Trump'ın tabii büyük bir olasılıkla başkanlığa doğru giden yolundaki en büyük engellerden biri bu olacak. Tabii Donald Trump dönemi çok tartışmalı bir dönem. Bu sus payı davası dahil olmak üzere. Buna Amerikan tarihinde tabii çok fazla rastlanmadığı için sus payı nedir anlamı. Bu kendisine yönelik bazı suçlamaları ortadan kaldırmak için siyasi anlamda vermiş olduğu bir rüşvet olarak da tanımlanabilir. Ama bunu tabii mahkemenin karar vermesi lazım. Bu 34 dava tabii 6 ile 8 hafta süreceğine göre nereden baksanız Haziran sonuna kadar bulur. Zaten seçimlerde Kasım'da, yani Amerikan başkanı olarak ceza alacaksa bu hem bir ilk olacak şey anlamda, yani Donald Trump için, hem de yerine bir aday bulmak da o kadar kolay olmayacak. Ben bu işin özellikle Trump'ın daha önceki açıklamalarından o çok kullandığı Amerikan derin devletinin kendisine karşı bir komplosu olarak görüyor. Bu derin devlet kavramını tabii biz çok biliyoruz da Amerikalılar için oldukça yeni bir süreç bu. Ama biz bu özellikle Kongre'nin basılması olayından sonra Amerika'da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyoruz. Çok yani, konuştuk. Bu tabii ki Amerika tarihinde nereden bakarsanız bakın ilginç bir süreç olacak. Ben yine de işin sonunda Donald Trump'ın seçimlere başkan adayı olarak katılacağını düşünüyorum. Bugüne kadar o kadar çok dava açıldı ki, yani adam davaların adamı oldu nereden bakarsanız. Sürekli kendisine yönelik suçlamalar var ama kendisinin tartışmalı bir Amerikan devlet başkanı olmasının getirdiği bir durum da söz konusu. Özellikle bu Kongre'ye yapılan baskın, orada yaşananlar tabii ve o esnada yaptığı konuşmalar Amerikan tarihinde bir ilk, siz de hatırlayacaksınız. Hepimiz Allah Allah, Orta Doğu'da mıyız falan gibi veyahut da Latin Amerika'da mıyız falan gibi düşünmeye başladık. Askerler Kongre'nin içerisinde, efendim söyleyeyim, senatoda birileri bağırıyor, çağırıyor, giyinmişler, halk bir yandan sürekli tırmanlar, yani şeye senatoya tırmanlar, kongreye tırmanlar. Bizim için çok yeni görüntülerdi bunlar. Evet. Hatta ben çok hatırlıyorum, bir Habertürk programında bir arkadaşımız dedi ki ya bu resimler bize hiç yabancı gelmiyor aslında. Amerika Türkiye'leşiyor mu diye bir de şaka yapmıştı. Ama tabii bugün yaşanacak olay, yani mahkeme jürinin oluşturulması önemli. Bu jürinin vereceği karar tabii Amerikan kanunlarına hocam şunu merak var. Şunu merak ediyorum. Eğer hüküm giyerse mesela seçimlere katılabilecek mi? Nasıl bir yol haritası var orada? Bir de tabii mesela oy kullanabilir mi Trump? Şimdi bence burada asıl soru ceza alıp seçimlere katılabilecek mi sorusu. Bence ceza alsa bile, yani tabii katılma, o zaman katılamayacak bildiğim kadarıyla Amerikan seçimlerine, çünkü cezayı aldığı zaman bütün o bugüne kadar yaptıkları sıfırlanacak. Ben ceza almayacağını düşünüyorum. Amerikalılar sonuç itibariyle böyle bir tırnak içinde ayıbı da herhalde kabul edemeyecekler. Çünkü seçimlere çok az kaldı. Bunu daha önceden yapabilirlerdi. Kamuoyunda bir adaletsizlik, bir eşitsizlik bizim Türkiye'deki terimle mağduriyet oluşturacak. Evet. Yani
Ve mağdurlar da dünyanın her yerinde her seçimi kazanır. Hocam, sizi bölüyorum ama mesela şunu merak ediyorum. Şimdi ben notlarımdan da biraz bakarak konuşayım. Trump'ın karşı karşıya kaldığı özellikle 3 ceza davasına baktığımda mesela biri 2020'de Georgia eyaletinde seçim mağlubiyetini tersine çevirme girişimi. Bir diğeri bilerek seçimlere yine 2020'de hile karıştırıldığı yalanını yaymak. Şimdi bunlar Amerika'yı biraz böyle hani yakından takip edenler bilir. Aslında ciddi suçlamalar, öyle değil mi? Yani hani ceza çıkmayacağını öngörüyoruz ama mevcut seçim haritasına, mevcut seçim yol haritasına baktığımızda ola ki bir durumda hüküm giyerse aday olması kamuoyuna hala mağduriyet algısını yaratabilir mi gerçekten? Şöyle İngilizce kavramını söyleyerek başlayalım sizin bilginiz dahilinde. Fake news diye Donald Trump'ın çok kullandığı yalan haber. Yalan haber tabii çok önemli Amerika tarihinde ama bu uluslararası alanda son dönemlerde kullanılan bir kavram. Madem öyle şeyi söyleyeyim, John Mersheimer'ın yeni kitabı yayınlandı. Ben sizin her kitap önerinizi yazıyorum bu arada, sonra da sizi arıyorum biliyorsunuz. Onu göndereceğim size. Yani uluslararası politikada siyasetçiler neden yalan söyler? Yani ona kalırsa bütün dünyada hapishaneye girmemiş devlet adamı kalmaz. Yani bu Putin'i de kapsar, Macron'u da kapsar, Donald Trump'ı da, başka ülkeleri de. Yani bu tabii o ülkenin siyasi kültürüyle doğrudan orantılı bir olay. Şimdi Amerikalılar bir defa böyle bir gerçeklikle karşı karşıya kalıyor Amerikan bence mahkemeleri. Ama Donald Trump'ın tabii şöyle yaptığı bütün açıklamalar tartışmalı. Yani bize de çok hakaret etti. Almanya'ya hakaret etti. Yani devletler arasında bile problem çıkabilir. Yani o kadar sert dil kullandı ki aslında Dilek Hanım son 15 yılda uluslararası alanda bütün siyasetçilerin çok sert söylemlerle geldikleri ve bunları kamuoylarında da yaparak destek buldukları biliniyor. Macron dahil olmak üzere, Vladimir Putin, Türkiye dahil. Yani bizim Türkiye'de kutuplaşma diyoruz ya. Şimdi kutuplaşma ve kutuplaştırma. Yani öyle bir laf söylüyorsunuz ki belki partinize destek sağlıyor ama toplumun diğer kesimlerini aşağılıyor veyahut da toplumun diğer kesimlerini mağdur duruma sokuyor. Yani çok ağır şeyler var, suçlamalar var. Mesela Viktor Orban onlardan biri veyahut da Sırbistan devlet başkanı. Bu konuda çok ilginç bir araştırma var, onu da söyleyeyim. Yani neden böyle? Yani önceden bizim bildiğimiz büyük devlet adamları saygın, edepli konuşan, kullandıkları kavramlar genelde böyle sokak ağzı değil, yüksek devlet adamı ağzıydı. Eleştirirken bile çok böyle efendice eleştirirlerdi. Ama bu son 10-15 yılda böyle bir eğilim var bütün dünyada. Bu konuda da dediğim gibi ben de okuduğum zaman ve baktığım zaman şeylere onu görüyorum. Yani şu anda Hindistan Başbakan Modi biliyorsunuz geçenlerde bir laf söyledi. Dedi ki ben dedi çay satarım, vatan satmam. Buyurun size buradan yakın. Yani bundan öncekiler vatan mı sattı Hindistan'da gibi. Yani bu uluslararası alandaki dil son dönemlerde çok kabalaştı. Çok böyle nezaketin dışına çıktı. Donald Trump da bunun en iyi temsilcilerinden biri. Yani düşünsenize bize Türkiye yani Cumhurbaşkanı'na ne dedi? Akıllı ol dedi. Şimdi adam mektup gönderdi. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani 1964'te Johnson bir mektup gönderdi. Aman lütfen bizim silahlarımızı kullanmayın diye. Türkiye yeni bir dünya kurulur ve Türkiye o dünyada yerini alır dedi. Yani veyahut da Vladimir Putin'in özür dilemek için yani savaş uçağı nedeniyle Türkiye'nin 2015'te düşürdüğü Rus savaş uçağı nedeniyle 6 defa Türkiye mektup yazdı. Yani Cavit Çağlar biliyorsunuz arabulucu oldu. Şimdi de anılarını yazdı. İlginç bir kitap ayrıca. Ama Donald Trump'ın ben özellikle halk tarafından büyük destek gördüğünü düşünüyorum. Hocam yani siz şimdi bunu söylediniz. Destek gördüğünü düşünüyorum dediniz. Tam da ekranınıza yansıtıyoruz. New York'tan canlı görüntüler var. Trump destekçileri mahkeme önünde şu anda. Ellerinde bayraklar ve Amerika bayrakları da aynı zamanda var. Aynı zamanda Trump'ın yargılandığı mahkeme binasının girişini de yine ekranlarımıza canlı olarak yansıtıyoruz. Evet, dediğiniz gibi destekçileri bir hayli fazla. Hocam yani siz şimdi herhalde Donald Trump sokağa çıkın dedi herhalde. Mümkün. Beklenen yabancı değil bizim tavır.
Şimdi siz kesinlikle şey diyorsunuz ya, hani ben mahkeme sürecini, yani hapse gireceğini düşünmüyorum diyorsunuz. Olası bir durumda Trump hapse girerse ne olur? Böyle bir senaryoyu da sormak istiyorum. Zor bir durum tabii. Ya yeni bir aday bulmak zorundalar acilen veya Amerikan tarihinde bana göre en azından yakın tarihte ilk defa böyle bir olay yaşanacak. Bunun altından Amerikan mahkemeleri, Amerikan siyasi elitleri ve siyasi yapı nasıl kalkabilir onu bilemiyorum. Ama şu ana kadar Donald Trump'ın karşı karşıya kaldığı mahkemelere eğer şey bakacaksak çoktan içeride olması gerekiyordu. Yani ama, peki bu hangi aşamaları zorlar Amerika sisteminde, yani ABD sisteminde yeniden ola ki böyle bir durumda hapse girmesi durumu? Şöyle bir örnek vereyim. Yani Watergate skandalını biliyoruz. Evet. Değil mi? Hı-hı. Şimdi orada Richard Nixon rakiplerinin telefonlarını dinleyerek işte onlar karşısında böyle yeni bir siyaseti uygulamaya kalktı ve telefon görüşmeleri yayınlandı. İki gazeteci biliyorsunuz bunu başardı. Hatta Post filminde de bu konu edildi. Şimdi burada benim gördüğüm kadarıyla Donald Trump açık ve net bir şekilde ne yaptıysa söylüyor zaten. Adam bu konuda açık. Yani o kadar fütursuzca konuşuyor ki bazen, yani deyim yerindeyse. Yani bütün halkın onu neredeyse şikayet etmesi lazım. Mesela bir siyasetçiyle ilgili olarak engelli şeyi yaptı. Yani konuşamıyor diye. Bir sürü insan Amerika'da güldü. Aslında işte gülünecek bir durum değil. Yani biz Amerika'da Dilek Hanım bu Donald Trump'la birlikte birçok şeyin ilk defa yaşandığı bir süreci yaşıyoruz. Ama ben Amerikan yasalarının onu mahkum etmesi durumunda seçimlerin de çok tartışmalı geçeceğini görüyorum. Tersine bir senaryo da olabilir. Yani eğer Amerikan mahkemeleri onu hapise atarsa ve seçme hakkını elinden alırsa, o zaman kimi getirseler karşısına Biden'ın herhalde o kazanır. Çünkü mağduriyet durumu ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Yani şunu da sormak istiyorum. Trump'ın seçilme yeterliliği anayasa değişikliğiyle iptal edilebilir mi? Böyle bir senaryo çizilebilir mi? Mümkün mü bu? Teorik olarak evet, ama çok zor. Vakit çok daralıyor. Vakit daraldığı yani için zor diyorsunuz ama. Evet, evet, evet. Öyle düşünüyorum. Yani zaten gördüğüm kadarıyla bu noktadan sonra Amerika'daki tartışmaları da tabii takip ediyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Orada da bu işin olmaması gerektiği yönde. Yani Donald Trump'ın bu nedenle seçimlere Cumhurbaşkanı adayı olarak girmemesi gerektiği yönde alınan bir siyasi oyun olarak görülüyor. O da onu güçlendiriyor tabii. Yani daha da hırslandırıyor. Onu da söyleyelim. Öfkelendiriyor. Onu da söyleyeyim. Zaten diyor ya, ben gelirsem derin devletin kökünü kazıyacağım diye. Yani bu tabii çok ağır laflar. Amerikan tarihinde böyle az görülen cinsten olaylar bunlar. Bir de ne demişti? Yani bana haksızlık yapıldı. Ben seçimleri işte çok az bir farkla kaybettim ve doğru da, yani Amerikan tarihinde bu kadar fazla muhalefette olup da oy alan başka bir başkan da olmadı. Onu da söyleyelim. Yani başa baş gitti neredeyse. Hiçbir fark yok gibiydi. O nedenle Amerika'da aslında bu seçimlere hile karıştırmak, biliyorsunuz Al Gore zamanında, George W. Bush ve Al Gore zamanında 2000'li yılların başında yaşanmıştı. Florida'da biliyorsunuz yeniden sayıldı. Bazı yerlerde elektronik seçim vardı, bazı yerlerde normal. O da böyle unutuldu gitti, ama eğer o günlere gidilirse ve o günün basınını okursanız şeyi göreceksiniz. Yani seçimlerin hile karıştırıldığı, seçimlere hile karıştırıldığı ve hileli olduğu yönünde o zaman da tartışmalar yaşandı, ama bugünkü tartışmalar daha sıcak, daha fazla. Bu da Donald Trump'ın bir dönem önceki deneyiminden kaynaklanıyor. Yani başkan olarak çok sert bir başkanlık yaptı, ama Amerika'yı da zenginleştirdi. Bir hocam, de böyle bir tarafı var. Trump'ın açıklamasını şimdi arkadaşımız ekrana verdi, editörüm. Dava siyasi bir cadı avı diyor Trump. Bunu da her defasında söylüyor. Siz bu açıklamayı makul ve yerinde buluyor musunuz? Yani ben tabii Amerikalı olmadığım için bilemiyorum, ama dışarıdan bakıldığında cadı avı kavramı Amerika'da da çok kullanıldı. 1950'li yıllarda da McCarthy dönemi vardır.
McCarthy döneminde de her şüpheli gördükleri herkesi sorgusuz sualsiz aldılar. Yani cadı avı kavramı aslında hem Avrupa'da hem de Amerika'da kullanılan bir siyasi terimdir ve haksızlığı ifade eder. Yani Donald Trump'a bunu söylemekle tabii ki kendi açısından haklı ama öyle mi değil mi onu Amerikan mahkemeleri karar verecek. Şimdi şunu da merak ediyorum. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanın bir af yetkisi var. Şu ana kadar zaten Biden'ın böyle bir adım atacağı zaten hiç konuşulmadı ama olası bir senaryoda Trump seçilirse sizce kendini affedebilir mi? Böyle bir senaryo mümkün mü? Güzel bir soru. yani Trump'tan hani, beklenmeyen bir tavır değil ama ben yine de tabii bunu siyasi uluslararası konjonktür denkleminde okumak isterim. Çok ağır bir senaryo oldu. Başrolde kimin oynayacağını bilmiyorum ama nereden bakarsanız bakın tabii teorik olarak mümkün. Yani başkanın affetme yetkisi olması tabii önemli ama bunu kullanır mı onu bilmiyorum. Peki. Hocam çok çok teşekkür ederim. HT360'a katkılarınızdan dolayı sizinle konuşmak keyifliydi. Çok çok sağ olun. Hüseyin Bağcı, ODTÜ öğretim üyesi, profesör doktor. Donald Trump davasını konuştuk efendim. Biliyorsunuz Amerika'da Cumhuriyetçilerin başkanı Donald Trump yargılanıyor. Çok sayıda dava var hakkında. Ve bu tabii Amerika açısından da dünya açısından da önemli bir gelişme. Çünkü ilk kez bir eski başkan yargılanıyor. Bakalım hakkındaki suçlamalarla ilgili ne gibi kararlar çıkacak? Tabii biz de bu gelişmeleri takip edeceğiz diyelim ve devam edelim. Sudan'da iç savaşın üzerinden tam bir yıl geçti. Ülke tarihin en büyük açlık krizlerinden biriyle mücadele ediyor. Savaş bitti ama açlık var. İç savaşın birinci yılında Uluslararası İnsani Yardım Konferansı'nda bir araya gelen AB ülkeleri ise ülkedeki insani felakete sessiz kalınmaması için bir çağrı yapıyor. Bütün ülkeler dünyanın geri kalanıyla meşgul. Biz ise üçüncü dünya ülkesiyiz. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Ne Araplar ne de başka ülkeler bizim yanımızda yer almadı. Çok acı çektik. Sudan'da çıkan iç savaş bir yılı geride bıraktı. Bu süreçte 18 milyon insan akut açlıkla karşı karşıya kaldı. Her gün 20 bin insan yerinden edilirken evini terk etmek zorunda kalanların sayısı 8,5 milyonu aştı. İç savaşın yıl dönümünde Paris'te Sudan'a yardım konferansı düzenlendi. Fransa ve Almanya Sudan'daki insani felakete sessiz kalınmaması çağrısı yaptı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Sudan'ın halkın yerinden edilmesi açısından en büyük krizin yaşandığı ülke olduğunu söyledi. Darfur, iki savaş asrının hırslarının tetiklediği korkunç bir insani krizin merkez üssüdür dedi. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası verilerine göre Sudan'da 2023'te gayri safi yurt içi hasıla %40 daralarak 25 milyar dolara düştü. 2024'te ekonominin %18,3 daha küçülmesi bekleniyor. 2023'te %127 olarak açıklanan enflasyonun 2024'te %256'ya yükselmesi öngörülüyor. %47'nin üzerinde olan işsizlik oranı da her geçen gün artıyor. Çatışmaların en çok etkilediği kentlerden biri Omdurman. Sokaklar harabeye dönmüş durumda. Evler yağmalanmış. Evlerimiz yağmalanırken biz de içerideydik. Paramızı, altınımızı aldılar. Hatta benim çalıştığım dönemlerden bugüne kadar tüm bilgilerimin içinde olduğu bilgisayarımı bile aldılar. Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirmişti. Tarafların anlaşmazlığa düşmesinin ardından 2023'ün Nisan ayı ortasında iç savaş patlak vermişti. Ağrı'dan İstanbul'a gitmek için bir tırın dorsesine binen kaçak göçmenler Amasya'da yakalandı. İl Göç İdaresi'ne teslim edilen 64 göçmenden 25'i göç idaresinden kaçtı. 12 Nisan'da polis ekipleri Amasya'da kontrol noktasında bir tırı durdurdu. Tırın dörtesinde 64 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin Ağrı'dan yola çıktığı ve İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenildi. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Afganistan uyruklu 64 göçmenden 25'i göç idaresindeki pencerenin demir korkuluklarını sökerek oradan kaçtı. Polis ekipleri kaçan göçmenlerin 24'ünü yakaladı. Bir kaçaksa halen bulunamadı. İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Müzik
Şimdi Rusya ve Kazakistan'da bazı bölgeler son yılların en büyük sel felaketiyle mücadele etmek durumunda. Eriyen karlar yeni taşkınlara yol açıyor. Haliyle bu bölgelerdeki binlerce kişi tahliye ediliyor. Eriyen karlar yeni taşkınlara yol açtı. Ural Nehri'nin taşmasıyla başlayan sel felaketi nedeniyle Rusya ve Kazakistan'da tahliye edilenlerin sayısı 125 bini aştı. Kazakistan'da karların erimesi sonucu meydana gelen taşkınlar nedeniyle 10 bölgede 3000'den fazla ev su altında kaldı. Karayolları ve köprüler başta olmak üzere ulaşım altyapısı hasar gördü. Ülkenin batı ve kuzey kesimlerindeki barajlar tamamen doldu. Su altında kalan kırsal bölgelerde ekiplerin yoğun uğraşları sonucu 100 bin civarında küçük ve büyükbaş hayvan kurtarıldı. Ancak binlercesi telef oldu. Selden etkilenen bölgelere 1000 ton insani yardım ulaştırıldı. Ülkede süren tahliye ve selle mücadele çalışmalarında askerler de dahil 34.272 personel görev yapıyor. Dünyanın en uzun nehirleri arasında yer alan Obi Nehri'nde de taşkın meydana geldi. Sibirya'daki Tümen kentindeki nehirlerde ise su seviyelerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Yetkililer halka bölgeden uzaklaşmaları için çağrı yapıyor. Çağdaş Sanat Fuarı Contemporary İstanbul Bloom 3. edisyonuyla 25-28 Nisan'da Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Bu etkinlik yeni nesil sanatçıları ve sanat profesyonellerini bir araya getirmeyi hedefliyor. Oturmuş galerilerimizin yanında çok genç galerilerde geliyor. Genç galerilerin fuara katılımı deneyimleyici, yeni insan tanıma, yeni koleksiyonerle tanışma, Türk genç koleksiyonerine motive edecektir. Türkiye'deki çağdaş sanatın canlı ve yenilikçi dünyasını öne çıkartmaya amaçlayan CI Bloom kapılarını açmaya hazırlanıyor. Türkiye'de çağdaş sanatı geniş kitlelerle tanıştıran Contemporary İstanbul, CI Bloom ara fuarıyla yine sanatçılarla sanatseverleri buluşturacak. Bu sene 24 galeri katılımcı Ankara'dan ve Bursa'dan çeşitli noktalardan bu galeriler geliyorlar. Habertürk ve Bloomberg KT'nin medya sponsoru olduğu etkinlik 25 Nisan'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açacak. Ve dünyaca ünlü şarkıcı Shakira bu yılın sonunda dünya turnesinde efendim ilgililerine duyurulur. Tiene buena puntería, sabe por dónde darme pa que quede rendida, rendida. Coachella'da duyurdu. Shakira dünya turnesine çıkıyor. Shakira 7 yıl aradan sonra 22 Mart'ta çıkardığı 12. albümü Kadınlar Artık Ağlamıyor'la hayranlarını sevindirmişti. Ünlü şarkıcı sevenlerine bir sürpriz daha yaptı. Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan ve ABD'nin en büyük festivali kabul edilen Coachella'da sahneye çıktı. Sürpriz konserinde 3 şarkı söyleyen Shakira, 2024 yılının sonunda dünya turnesine çıkacağını duyurdu. Shakira, sonunda turneye çıkıyoruz. Burada, Indio'da, Kasım ayında başlıyoruz, sabırsızlanıyorum sözleriyle hayranlarını coşturdu. Bir önceki albümü El Dorado'yu 2017'de çıkaran Shakira, 2018'de albümüyle aynı adı verdiği turneye çıkmıştı. 12 yıllık sevgilisi Gerard Piqué ile olayla ayrılan Shakira, İngiltere merkezli The Times gazetesine verdiği röportajda, uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe Alagöz Holding EuroLeague'de kadınlar final maçında Villeneuve Dasko'yu 106-73 yendi. Üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu. Şampiyon Fenerbahçe kupa. Fenerbahçe Alagöz Holding bir kez daha tarih yazdı. Üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe. FIBA Kadınlar EuroLeague final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding'le Villeneuve DAS karşı karşıya geldi.
Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Alagöz Holding 106-73'lük skorla kazandı. Üst üste ve toplamda ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. İkinci kez şampiyon! Şampiyon Fenerbahçe! Sarı lacivertliler ayrıca Euroleague finallerinde 100 sayı barajını aşan ilk takım olarak da tarihe geçti. Avrupa'nın en büyüğü olan sarı lacivertli basketbolcular büyük sevinç yaşadı. Holding üst üste ikinci kez bu büyük gururu yaşıyor ve ülkemize yaşatıyor Fenerbahçe. Bu arada Euroleague Kadınlar Final Four'da en değerli oyuncu Fenerbahçe'den Kayla McBride seçildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan ve bizleri gururlandıran Fenerbahçe Alagöz Holding kadın basketbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını canı gönülden tebrik ediyorum mesajıyla sarı lacivertli camiayı tebrik etti. Basketbolunda 2024'te Avrupa'nın en büyüğü. Leverkusen şampiyonluk maçında 5 attı. Almanya'nın en büyüğü oldu böylelikle. Kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanan Leverkusen 11 yıllık Bayern ambargosuna da son vermiş oldu. Xabi Alonso'nun Leverkusen'ı tarih yazdı. Kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu 11 yıllık Bayern hegemonyasını yıkarak kazandı. Leverkusen'da coşkuysa çok büyüktü. Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 29. haftasında Werder Bremen'i konuk etti. Bay Arena'da oynanan maçta rakibini Virsin 3, Boniface ve Chaka'nın birer golüyle 5-0 yenen Leverkusen, 119 yıllık kulüp tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Ligde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Leverkusen, Bayern'in 11 yıllık ambargosuna da son vermiş oldu. Bu sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da mağlubiyet yaşamayan Bayer Leverkusen'da şampiyonluğun coşkusuysa büyüktü. Yıllardır bu şampiyonluğu bekleyen Leverkusenlılar önce maçın bitimiyle sahaya girdi, ardındansa gün boyu sokaklarda kutlamalar yaptı. Reklam. HT360'da yaklaşık 2 saat boyunca olana bitene birlikte baktık. Ben Dilek Gül noktalıyorum efendim ama bir yere ayrılmayın. Bizden sonra karşınızda ana haberde Mehmet Akif Ersoy olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.